Sadece Allah dediğimiz vakit dinin kaynağı Allah'ın mübin diye, açık diye belirttiği, açık diye tanımladığı, mufassal, detaylı diye tanımladığı, tibyane li kulli şey, her şeyi açıklayan diye tanımladığı, fussilet min ledun alimin habir, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan tarafından detaylanmıştır dediği ve aynı zamanda لَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ dediği, Kur'an'ı anlamak için, hatırlamak için kolaylaştırdık, yok mu anlayan diye dört defa tanımladığı, hatırlattığı Kur'an'ı, Kur'an yeter dediğimiz vakit olur mu? Kur'an yeter mi? Kur'an açık olur mu? Kur'an detaylı olur mu? Allah'ın dediği gibi Kur'an anlaşılması kolay olur mu? Kur'an çok zor. Kur'an'la bizim aramızda bir perde var. Kur'an'ı anlayamayız. Haşa Allah ifade etmedi. Haşa Allah'ın temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adla. Allah'ın kelimesi doğruluk ve adalet bakımından tamamdır, tamamlanmıştır ifadesi olur mu? Tamam değil, eksiktir. Hadissiz olmaz. Allah açıklamadan, peygamber açıklamadan olur mu? Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an'ın hadise ihtiyacından da yok. Hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha çok Kur'an'ın haşa hadise ihtiyacı var diyenler nerede? Peki göster bakayım Kur'an'da nasıl namaz kılacağız? Namaz kılamıyoruz. Ve kardeşim, ben bunlara yıllardır, 40 yıldır tartışıyorum bunu. Neredeyse 40 yıldır, 1986'dan beri. İmam-ı Şafii adındaki Kur'an düşmanının, peygamber düşmanının uydurduğu bu soru. İşte bizim aslında soruları şu. Bizim uydurduğumuz kitaplarımızda bir sürü detaylarıyla uydurduğumuz salatı veyahut da namazı Kur'an'da nasıl bulabiliriz? Bizim uyduru kitaplarımızdaki o teferruatı Kur'an'da bulamıyorsak Kur'an'da teferruat yok. İneğin rengi neydi? İnek yaş